Herkese selam, ben İrem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu sefer çarşamba günü birlikteyiz. Ufak bir değişiklik oldu, teknik bir aksaklık oldu diyelim. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün birlikte benim en sevdiğim 3 tane distopya kitabından, distopya serisinden bahsedeceğiz. Öncelikle hemen distopya eserleri ne demek olduğundan bahsederek size tavsiyelerime geçmek istiyorum. Distopya eserler, ütopya eserlerin antitezi niteliğinde yazılmış eserlerdir. Ütopya eserler ne demek dersek, ideal, düşünsel bir sistemi anlatan, gerçekte olmayan, ve İyi, özendirici nitelikte olan toplumları anlatan eserlerdir. Distopya ise bunun tam terzi. Distopik bir toplum söz konusudur, otoriter veya totaliter bir rejim söz konusudur, baskıcı bir sistem vardır. Bu yüzden de Ütopya'nın tam tersidir. Yani Ütopya için iyi diyebilirsek, Distopya için de kötü diyebiliriz. Bu yüzden distopik eserler genelde olumsuz bir geleceği anlatırlar ve aynı zamanda politik, ekonomik, dini problemlere dikkat çekmek için yazılmış eserlerdir. Şimdi benim en sevdiğim 3 tane distopya önerisine geçelim. Önce benim en 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 sevdiğim distopya serisiyle başlayacağım. Bana Dokunma serisi. Ben bu seriyi ilk olarak 9. sınıftayken keşfetmiştim ve Bana Dokunma kitabını almıştım fuardan ve 5 lira gibi bir fiyata almıştım. Hatırlıyorum böyle 5 liralık eserlerin arasındaydı. Dikkatimi çekmişti konusu. Halbuki kapak tasarımı gerçekten çok kötü bence. Fakat arka kapağıyla okuduklarımla dikkatimi çekmişti ve almıştım. Şimdi konusundan bahsedeceğim size hızlıca. Kitapta Juliet isimli bir karakterimiz var ve Juliet'in bir gücü var. Dokunduğu kişiyi öldürebilme gücü. Bu yüzden Juliet'in dokunuşu ölümcül. Birini öldürüyor yanlışlıkla ve Juliet'i bir hücreye tıkıyorlar ve o hücrede 264 gündür kalıyor. Biz de Juliet'in ağzından, Juliet'in yazdığı sayfalardan okuyoruz kitabı. Ve Juliet bu gücünden hiç memnun değil. Çünkü bu çok kötü bir güç yani. Aynı zamanda dünyadaki tüm kaynaklar tükenmiş, gökyüzü bile rengini kaybetmiş, bir tane bile uçan kuş kalmamış, havada öyle bir toplum biçimi düşünün. O toplumda yeniden kuruluş isimli bir ordu var ve yeniden kuruluş başa gelerek yeni bir düzen kurmak istiyor. Ve bu yüzden de bir savaş söz konusu. Bu yeniden kuruluşun komutanı Warner da Juliet'in gücünden faydalanmak istiyor. Ve Juliet'i hücreden çıkarıp ona diyor ki bizim için savaş. Çünkü yani Juliet'in dokunuş ölümcülü olacağı için çok iyi bir silah olarak kullanabilir Juliet'i Warner. Bu yüzden Juliet'i istiyor. Juliet de bir savaş için kullanılmak ve gücünü kötüye kullanmak istemiyor. Biz de Juliet'in ikilemlerini ve beraberine doğacak olayları okuyoruz. Spoilersız şekilde anlatabileceğim en temiz şekli bu. Ve ben bu seriyi çok seviyorum. Gerçekten romantizm ve distopya bence hiç bu kadar güzel harmanlanmamıştı. Kitapta aşk hücreni de var. Karakterlerin derinliği çok güzel ve karakterlerin kitaplar boyunca değişimini izlemek, büyümelerini izlemek de gerçekten çok keyifli. Bu karakter analizini çok iyi yazabilmiş yazar. Aynı zamanda kitabın yazın biçimi biraz farklı. Juliet'in görmek istemediği, düşünmek istemediği satırların üzeri çizili. Bu da kitaba çok farklı bir hava katıyor aslında. Daha böyle Juliet gibi hissetmemizi sağlıyor. Kitap şöyle esasında bana dokunma, beni bırakma ve beni yakma olarak önce bu kapaklarla çıktı. Daha sonra yabancı ülkelerdeki kapakları gibi kapaklar yapıldı ve kapakları bu şekle çevrildi. Ben de beni yakmadan iki tane var. Kardeşim ve kuzenim hediye almışlardı sağ olsunlar. Çok fazla sevdiğim için bu seriyi. Daha sonra da inan bana var. İnan bana'dan sonra bir de kış bir İnan bana'dan sonra bir de beni kışkırtma isimli bir kitap var. Ben henüz onu okumadım yani seriyi henüz bitirmedim. Çünkü biraz uzun zaman geçti üzerinden. Dex çevirileri çok uzun aralıklarla yaptığı için daha okumaya fırsat bulamadım. Ama mutlaka okuyacağım ve hani senin bitmesine gerek yok bu seriyi tavsiye etmem için. Çünkü bu seri gerçekten konusuyla, içindeki karakterlerle ve özellikle Warner karakteriyle benim kalbimde taht kurmuş bir seri. Distopik olarak sizi çok tatmin edeceğini ve çok düşündüreceğini, çok seveceğinizi düşünüyorum ve size severek tavsiye ediyorum mutlaka okuyun. Önereceğim bir diğer distopya serisi de 5. dalga serisi. Bu seriyi de yine çok seviyorum ve lise döneminde okumaya başlamıştım. 3 kitaptan oluşuyor. 5. dalga, Sonsuz Deniz ve Son Yıldız olmak üzere ve filme de çekildi. Filmini de izleme fırsatı buldum ve filmi maalesef o kadar çok beğenmedim. Sadece 5. dalga film yapıldı ama çok fazla beğenmedim ben. Kitapları daha çok seviyorum. Daha çok yoğun ve duygu dolu olduğunu düşünüyorum. Kitabın konusundan bahsedecek olursak kitapta uzaylılar var. Bir uzaylı işgali söz konusu. Fakat bu kez bildiğimiz gibi uzaylı değil bunlar. Yani yeşil işte böyle o yaratık gibi uzaylılar değil ve neye benzediklerini kimse bilmiyor. Bir gün Amerika'ya bir uzay gemisi iniyor. Ardından da birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga ve beşinci dalga olmak üzere uzaylıların dünyayı işgal etmek için yaptıklarını aslında okuyoruz. Birinci dalgada önce şehrin bütün elektriği kesiliyor ve teknolojik aletlerin hiçbiri çalışmıyor. İkinci dalgada depremler ve beraberinde tsunami'ler meydana geliyor ve çok sayıda insan ölüyor. Üçüncü dalgada ise kuşlarla yayılan bir hastalık meydana geliyor ve bu hastalık yüzünden bir sürü insan ölüyor. En son 4. dalga ve 5. dalga var. Kitapta da 4. dalga ve 5. dalgayı aslında anlatıyor. Asıl olarak 5. dalgayı tabii ki ama dördüncü dalgadan itibaren başlıyor olaylar. Case de 4. dalga zamanı artık hayatta kalanların yerleştiği bir kampta yaşıyor ve onun mücadelesini, bundan kaçmaya çalışmasını okuyoruz aslında. Yine kitapta bir aşk üçgeni maalesef ki söz konusu ve kitap farklı karakterlerin ağzından anlatılıyor. Yani bir Casey'nin ağzından okuyoruz, bir Ben'in ağzından okuyoruz, bir Evan karakterinin ağzından okuyabiliyoruz. Bu da herkesin her karakterin düşüncelerini anlayabilmemiz açısından bence çok kıymetli. Ama kitapta şöyle bir şey var. Mesela genelde Kitabın başında kimin anlattığı yazar fakat bu kitaplarda kimin anlattığı yazmıyor başta. Bu yüzden okuyorsunuz okuyorsunuz hala Casey anlatıyor sanıyorsunuz. Ama aslında başka biriymiş. Sorudan öğreniyorsunuz falan. Böyle biraz okuması o bakımdan yorabilir. Ama onun dışında çok keyifli, çok akıcı ve böyle çok heyecanla okuduğum ve çok şaşırdığım aslında içinde çok güzel tespitler de bulunan bana göre bir distopya serisiydi. Ben çok sevdim ve mutlaka sizin de seveceğinizi düşündüğüm için size tavsiye etmek istedim. Son olarak önereceğim seride labirent serisi. Yine buraya koyacağız. Labirent serisini çok seviyorum. Maalesef bende kitapları yok çünkü kütüphaneden okumuştum. Ben Labirent'in yani Labirent Ölümcül Kaçış'ı ilk olarak sinemada izledim. Filmini izledim ve çok fazla beğendim. Sonra dedim ki yani kitabı olduğunu öğrendikten sonra kitaplarını da okumalıyım dedim ve seriyi okudum. Gerçekten çok 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 güzel. Böyle bir solukta bitirebileceğiniz bir distopya serisi. Yani zaten distopya severlerin mutlaka başlarda okuduğu kitaplardan bir tanesidir Labirent serisi. Labirent serisinde Thomas isimli bir baş karakterimiz var ve Thomas bir gün bir asansörde uyanıyor. Ve asansörün kapıları açıldığında bir bakıyor ki daha önce hiç tanımadığı, görmediği, bilmediği bir yerde ve hatırladığı tek şey isminin Thomas olduğu. Onun dışında nereden geldiğini, ailesini, hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ve Asansörden çıkıyor. Kayran isimli bir yere gelmiş. Etrafı böyle beton taş duvarlarla çevrili kocaman bir alan ve her ay oraya bir çocuk geliyor. Kayrana bir çocuk geliyor ve oradakiler birlikte bir yaşamaya çalışıyorlar ve aynı zamanda oradan çıkmaya çalışıyorlar. Bu yüzden çok ilginç aslında konusu. Kayran'daki herkes oraya nasıl geldiğini hiçbir şekilde hatırlamıyor ve sürekli oradan çıkmaya çalışıyorlar. Çevrelerini saran bir labirent var ve bu labirentin kapıları her akşam ve her sabah açılıp kapanıyor. Bu yüzden labirentin içini keşfedip Kayran'dan bir çıkış yolu arıyorlar. Biz de onların hikayesini ve işte kaçış, kaçmaya çalışma hikayelerini okuyoruz. Gerçekten okuması inanılmaz keyifli. Mesela 5. dalganın da ben film uyarlamasını izlemiştim ama çok beğenmemiştim ama labirent film uyarlaması gerçekten çok başarılı. Oyuncu seçimleri çok başarılı. Ben inanılmaz keyifle izlemiştim. Zaten dediğim gibi önce filmini izleyip sonra vay canına çok güzel bir film. Hani kitabını da okuyayım diyerek okumuştum. O yüzden bence eğer film izlemeyi seviyorsanız filmini de izleyebilirsiniz. Kitap okumayı seviyorsanız kitabını da okuyabilirsiniz. Benim çok severek tavsiye edeceğim bir seri. Umarım okursunuz. Evet arkadaşlar benim bugün size önereceğim distopya eserler bu kadardı. Bu 3 seriyi mutlaka okumanızı öneriyorum. Ben çok sevmiştim. Sizin çok sevdiğiniz distopya eserler varsa ve işte bence bunu da okumalısın dediğiniz eserler varsa mutlaka aşağıya yorumlara bekliyorum. Distopya benim çok fazla okumayı sevdiğim bir tür. Bu yüzden bu serinin devamını yapmayı ve size yeniden distopya eserler önermeyi de düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi distopya konusunda biraz fazla okumuşum zamanında. Hala da çok sevdiğim bir tür gerçi. Böyle. Eğer benim ne tür okuduğumu daha iyi öğrenmek ve bütün kitap yorumlarıma ulaşmak isterseniz de beni Instagram hesabımdan nefesli satırlar adıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca görmek istediğiniz içerikleri de yoruma bırakırsanız bence size daha çok faydalı olabilirim. O zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Ben çok keyif aldım size sevdiğim distopyaları anlatmaktan. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın, kitapla kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.